Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Merhabalar, adım Sema. Sizlere yıllar önce yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum. O zamanlar 32 yaşındaydım. Okumadığım ya da sürekli aynı sektörde çalışmadığım için düzenli bir işim ya da mesleğim yoktu. Bir oğlum var. Eşimle ayrıyız. Benle oğlum baba evinde yaşıyoruz. 16 yaşında bir delikanlı. Sabah okula gider, akşam eve dönerdi. Babam oğlumu kendi oğlundan ayırt etmezdi. Annem de öyle tabii. Ben de halde bir büfede çalışıyordum. Arada kasaya bakıyor, gelenlere tost yapıyor ve çoğunlukla mutfakta bulaşık yıkıyordum. Yemeğimi günlük alıyordum. Bana yetmiyordu aldığım para. Sağ olsun babam da çok destek oluyordu. Sonra bir gün büfenin başka birine devredilmesiyle işten çıkartıldım. İşten çıkartıldığım gibi iş aramaya başladım. Yine büfe gibi bir yer bulur çalışırım herhalde dedim. Ama hiç de düşündüğüm gibi olmadı. İstediğim gibi bir iş bulamadım. Boş boş evde oturmak da istemiyordum. Bir süre tarlaya gidip geldim ama hem çok yoruluyordum hem de maaşı azdı. Sonrasında çeşitli yerlerde işe girdim ama yapamadım. Ve sürekli o işlerden de ayrılmak zorunda kaldım. Bir gün babam eve geldiğinde sana bir iş buldum dedi. Çok merak etmiştim. Heyecanla ne işi diye sordum. Arkadaşımın marketi var. Fakat kasaya bakacak, dükkanı emanet edebilecek, güvenilir bir eleman bulamıyorlar. Kendi işleri de çok yoğun. Eğer eleman bulamazsak kapatacağız dedi. Aklıma sen geldin. Ben de söyledim. Zaten kaç yıllık arkadaşım. Size güvenmeyeyim de kime güveneyim dedi. Yarın gidelim. Bir görüş maaş konusunda da emeğinin karşılığını verirler mutlaka. Zaten ufak bir dükkan. Sabah sen açacaksın. Akşam sen kapatacaksın. Onlar sadece haftalık hesap yapmak için uğrarlar. Yapabilirsin değil mi dedi. Heyecanla atılıp tabii ki yaparım. Güzel ve rahat bir iş, gidip görüşelim yarın baba dedim. Çok mutlu olmuştum. Sabah markete gittik. Yol üzerinde küçük ve tatlı bir marketti. Çok uzakta değildi. Maaş konusunda anlaştık ve o gün direkt işe başladım. Zaten bu konuda deneyimim vardı. Fiyatlar da malların üstünde yazıyordu. O gün yanımda kaldılar. Biraz marketin işleyişinden bahsettiler. Ertesi gün marketi tek başıma açtım. Marketin yanında bir hırdavatçı dükkanı vardı. Benim yaşlarda bir adam bakıyordu. O gün öğlene doğru elinde iki bardak çayla markete girdi. Merhaba, yeni işiniz hayırlı olsun diyerek çayı uzattı. Alıp teşekkür ettim. Kasanın yanındaki taburelerden birini çekip oturarak, ben Hüseyin, yandaki hırdavat dükkanına bakıyorum. Artık komşu olduk. Tanışmak gerek diye düşündüm dedi. Güler yüzlü, iyi niyetli bir adama benziyordu. Karşımda içten bir samimiyet bulunca ben de güler yüzle yaklaştım. Ben de Sema, teşekkür ederim düşündüğünüz için dedim. Çay içerken biraz sohbet ettik. Ardından kalktı ve eğer bir şeye ihtiyacınız olursa seslenmeniz yeter. Esnaf dayanışması sonuçta canım diyerek gülüp gitti. Neyse ki komşu esnaf güler yüzlü, iyi biri diye geçiriyordum içimden. Ama işte sandığım gibi olmadı. Adam resmen deli gibi bir şey çıktı. İlk başlarda gerçekten iyi biri sanmıştım. Beni yalnız bırakmıyor. Sürekli çay, kahve, yemek, tatlı getiriyordu. Market temizlerken bana yardım ediyor. Bazı ihtiyaçlarım olduğunda kasada duruyordu. Arada da oğlum yanıma geliyordu. Onunla bile tanışmıştı. İyi anlaşıyorlardı ama oğlum nedense onu sevememişti. Doğum gününde oğlum hediye almıştı. Üstelik ufak bir pastayla da kutlamıştı. Buraya kadar her şey tas tamam. Gayet iyi bir insan olduğunu biliyorduk. Bu konuda hepimiz hemfikirdik. Sonuçta bu devirde böyle insan kalmadı diye düşünüyorduk. Fakat bir süre sonra davranışları rahatsız etmeye başladı. Sürekli markete gelmesi, kahkahalar atması, yüksek sesle konuşması beni rahatsız ediyordu. Üstelik bakışlarının değiştiğini hissedebiliyor, görebiliyordum. Bir gün kasada otururken marketin üst katında oturan bir müşterim geldi. 2-3 parça bir şey alıp "Nasılsın, ne diyorsun?" gibisinden biraz konuştuk. Laf arasında bu hırdavatçı da iyice delirdi. Değişik değişik hareketleri var. Buraya da çok gelip çıkıyor. Dikkat ederim. Gerçekten onu son zamanlarda hiç görmüyorum. Saçma sapan, her dakika yolu yakıyor. Terliklerini çıkartıp yalın ayak geziyor. Bakışları falan değişmiş. Üstelik değişik değişik, deli gibi bağırarak şarkı söylüyor. Kaç yaşında adamsın? İnsan biraz kendini bilir yani. Neyse Semacığım, sen dikkat et dedi ve gitti. Kadın haklıydı.
Gerçekten ilk zamanlardaki Hüseyin Bey ile şu anki Hüseyin Bey aynı kişi değildi. Adama aniden bir şey olmuştu. Psikolojik olarak en dibe batmıştı sanki. Bir gün kasada otururken gelip mutfağı kullanıp kullanamayacağını sordu. Tabii ki kullanabilirsiniz dedim. Marketin mutfağına girip bir yarım saat boyunca mutfakta kaldı. Ama kalkıp ne yaptığına bakmak istemedim. Bir süre sonra elma, kivi, çilek her şeyi soymuş, süslemiş şekilde büyük bir meyve tabağıyla yanıma gelmişti. Resmen kötü adamlar gibi kahkaha atarak afiyet olsun dedi. Ne gerek vardı böyle bir şeye? Alın siz yiyin. Lütfen ben tokum dedim. Yok olmaz. Sizin için hazırladım dedi. Masanın üstüne bırakıp gitti. Gerçekten adamın bu hareketleri, bu tavırları beni artık korkutuyordu. Marketten kahve satın alıp sonra o kahveyi yapıp bardakla bana getiriyordu. Böyle yapmaması gerek diye düşünüyordum. En sonunda bu konuyu onunla konuşma kararı aldım. Gene böyle çat kapı davetsiz yaptığı bir vakit ona Hüseyin Bey çok iyisiniz. Bizi düşünüyorsunuz. Anlıyorum. Esnaflık ilişkilerini güçlendirmek istiyorsunuz ama bu kadar da abartı olmadım dedim. Birden yüzü asıldı. Tamam. İstemiyorsanız bir daha gelmem. Bir daha asla gelmeyeceğim dedi. Birkaç defa deli gibi aynı şeyleri tekrarladı. Sonra marketten çıkıp gitti. Gerçekten bu adamı anlamıyordum ve anlamadığım insanlar beni her zaman korkutmuştur. Fakat çok geçmedi ki yine aynı şekilde gelmeye başladı. Sanki daha önce hiç bu konuyu konuşmamışım gibi davranmaya başladı. Konuştuğum ilk günlerde markete dahi adımını atmıyordu. Tabii ki de istediğim şey bu değildi. Sadece hal ve hareketlerine dikkat etmesini istiyordum. Sonuçta yan komşum markete sürekli girip çıkıyor ve hareketleri hiç hoşuma gitmiyordu. Rahatsız oluyordum. Bunu ona söylemek zorundaydım. Fakat söylediğim halde sonradan yine bu şekilde davranması beni daha da ürkütmüştü. Sabah markette çok fazla iş olmuyordu. En son dayanamayıp bir sabah marketi açtıktan sonra Hüseyin Bey'in yanına gidip oturdum. Çay ikram etti. Ona iyi olup olmadığını sordum. Gülümseyerek iyiyim dedi. Ben de konuşmaya başladım. Hüseyin Bey, neredeyse 1,5-2 aydır buradayım. Siz çok iyi bir insansınız. Sizinle tanışmak çok iyiydi. Çok güzeldi ama son zamanlarda sizi hiç iyi görmüyorum. Zaten bunu çevredeki insanlar da fark etti. Kim olsa fark eder. Acaba sorunlarınız mı var? Ailevi ya da kişisel bir derdiniz varsa bana anlatabilirsiniz. Çünkü gerçekten bu durum beni çok üzüyor ve ürkütüyor. İlk tanıdığım Hüseyin Bey ve şimdiki Hüseyin Bey'in bakışları arasında bile o kadar fark var ki sizi bu hale sokan nedir? Benimle paylaşmak ister misiniz? Çünkü bu halde olmanız, bana karşı bu davranışlarınız beni gerçekten rahatsız ediyor. Hatırınız var. Size değer veriyorum diye de bir şey de diyemiyorum ama artık bu konuşmayı sizinle yapmam gerek diye düşündüm. Beni sakın yanlış anlamayın. Sadece sizde bir değişim sezdim. O yüzden eğer bir sorunuz varsa ben buradayım. Bana anlatabileceğinizi söylemek istedim dedim ve kalkıp dükkana gittim. İnsanları kırmamaya özen gösteriyordum. Hüseyin Bey'i de kırmak istememiştim. İçim içim yiyordu. Umarım kendimi ona doğru ifade edebilmişimdir diye düşünüyordum. Bir süre markete yanıma hiç uğramadı. Kırılmıştı galiba. Bunu anlayabiliyordum. Bunu söylemesem her şey daha da kötü olabilirdi. Hem rahatsız olduğum şeyi neden söylemeyeyim ki diye düşünüyordum. Fakat bir süre sonra yanıma geldi. Bu defa mesafeli davranıyordu ama gözleri şişmişti. Fazlasıyla uykulu gibiydi. Nasılsınız diye sordum. Teşekkürler. İyiyim diyerek soda alıp gitti. Fazlasıyla soğuktu. Sanırım onu kırmıştım ama böylesi daha iyi olacaktı. Birkaç gün boyunca çok durgun olduğunu gözlemledim. Sabahları gözleri şişmiş bir şekilde geliyordu. Sanki geceleri hiç uyumuyor gibiydi. İyi olup olmadığını sormak için hırdavat dükkanına girdim. İçeride mi diye arka taraflara doğru yürüdüm. Arka tarafta kendi kendine konuştuğunu fark ettim. Bu durumu fark edince hemen çıkıp markete döndüm. Bu adam resmen delirmiş diye geçirdim içinden. Sanırım orada onu gördüğümü anlamıştı. Çünkü arkamı dönüp gittiğimde fazlasıyla ses çıkarmıştım. Birkaç gün sonra yanıma gelip ''Merhaba Sema Hanım, nasılsınız?'' dedi. Güler yüzlü bir şekilde karşılık verdim. Fakat eski samimiyetim yoktu. Teşekkür edip ''İyiyim'' dedim. Kasanın altındaki taburelerden birini çekip oturdu. Geçen gün dükkana gelip sonra hızlı bir şekilde gittiniz. Bir şey mi oldu acaba? Merak ettim. Kaç gündür geleceğim diyorum fakat gelsem mi, gelmesem mi karar veremedim. En son içim içim yedi. Geleyim de bir sorayım dedim.
Bir şey mi söyleyecektiniz bana? Neden hızlı uzaklaştınız dedi. Önce bir şey olmadığını söylesem de inanmadı. Tabii dayanamayıp patladım. Evet, size bakmaya geldim. Fakat arkada kendi kendinize konuştuğunuzu görünce geri markete dönmek istedim dedim. Şaşırmış bir şekilde suratıma baktı. Eğer müsaade ederseniz size bir şeyler anlatmak istiyorum ama lütfen bana deli muamelesi yapmayın ve beni ciddiye alın. Söyleyeceğim. Anlatacağım şeylere inanacaksanız konuşacağım. İnanmayacaksanız baştan nefes tüketmeyeyim dedi. Estağfurullah. İnanmamak olur mu? Anlatırsanız tabii ki dinlerim dedim. Sonuçta Hüseyin Bey iyi bir adamdı. Biliyorum. Son zamanlarda hareketleri değişmiş olabilirdi fakat içinde kötü bir niyet bulunduğunu düşünmüyordum. O yüzden onu dinlemek, anlamak isterdim tabii ki. Biraz duraksadıktan sonra söze girip anlatmaya başladı. Kısa bir zaman önce eşimle bir konu hakkında kavga etmiştik. O kavgadan sonra bazı şeyler yolunda gitmedi. Aramıza bir soğukluk girdi. Anlayamadım bir soğukluk. Kin tutan biri değilim. Eşimi de çok seviyordum açıkçası. Ona yanaşmaya çalışsam da sürekli bir şekilde kavga çıkartıyordu ama ona sorsanız ben suçluyum. O kadar saçma bir olaydan kavga etmiştik ki aramıza soğukluk girmesini bile anlamıyordum. Sonuçta kaç senelik eşim. Kavga ederiz, sonra hallederiz. Her şey çözülür, öpüşür, sarılır, hallederiz diye düşünmüştüm. Ama öyle olmadı. Eşim kızdı, bağırdı, çağırdı. Bir süre annesine gitti, orada kaldı. O süre zarfında çok yıprandım. Fakat bir zaman sonra tekrar eve döndü. Bu defa biraz mutluydu. Eski alınganlık ve soğukluk yoktu üstünde. Ama bu sefer bende bir şeyler olmuştu. Beni bırakıp gitmesi gerçekten zoruma gitti. O yanaştıkça ben soğuk yapmaya çalıştım. Gönlümü alsın istedim. Çünkü her ne olursa olsun beni bırakıp baba evine gitmesi hiç hoş bir davranış değildi. Birkaç gün bu şekilde geçti. Sonra bana bir şeyler oldu. Geceleri uyuyamamaya başladım. Bunun nedenini anlayamıyordum. Uyku ilacı aldım fakat o bile etki etmedi. İçimde benden bir tane daha varmış gibi hissediyordum. Gerçekten çok yorgun ve halsizdim. Bunun psikolojik men olabileceğini düşündüm fakat öyle değildi. Sabah kalkıp dükkanı bile açmak istemiyordum. Bütün gün uyumak istiyordum ama uyuyamıyordum. Bir süre sonra gaybden sesler duymaya başladım. Hayal gibi geliyordu her şey ama ne yaşadım tam olarak biliyorum. Gerçekti. Hele geceleri yolda yürürken sanki sert bir rüzgar gibi yanından bir şeyler geçiyordu. Bana değdiğini hissediyordum. Bunu şimdi eşimizle olan kavgamızdan bu olayın ne alakası var diyeceksiniz ama durum şu ki sonradan öğrendiğime göre eşim kavga ettiğimiz dönemde ona soğuk davrandım diye muska yaptırmış. Muska mı, büyü mü orasını tam anlayamadım ama yaptırdığı her neyse ters etmiş. Acısını da böyle ben çekiyormuşum dedi. İlk başta anlayamadım. Nasıl yani? Acısı derken diye sordum. Yutkundu ve sözüne devam etti. Cinler bana musallat oldu. O gün kendi kendime değil, onlarla konuşuyordum. Biliyorum. Fazla korkutucu. Ben de korkuyordum zaten. Hepsini değil ama bazılarını görebiliyorum. Özellikle yalnız olduğumda bir yanından hiç ayrılmıyor. Bu durum beni mahvediyor artık. Ne yapacağımı, nasıl davranacağımı bilmiyordum. Bunun size yansımış olması çok normal. Madem o gün beni duydunuz ve gerçekten beni dinleyip anlamak istiyorsunuz. İşte durum tam olarak bu. Size anlatmam bir yandan bana iyi geldi aslında. Çünkü içimde tuta tuta patlayacaktım. Onlarla konuştuğum şeyi merak ediyorsanız şöyle açıklayayım. Eşim muska veya büyü her ne yaptırmışsa işte onu yaptırırken o kabileden bir cin yakılmış ve her şey benim adıma yapıldığı için beni kendi işlerine almak istiyorlar. Yani onlarla konuşmaktan başka seçenek sunmuyorlar bana. Midemi bulandırıyorlar. Oldukça kirli ve çirkinler. Kafayı yiyeceğim artık. Bu illetten nasıl kurtulurum bilmiyorum ama çok korkuyorum dedi. Hüseyin Bey'i ilk defa böyle görmüştüm. O an ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilemedim. Eşiniz nasıl böyle bir şey yapar? Koskocaman kadın. Nasıl inanır böyle şeylere? Sizi, kendini nasıl tehlikeye atar anlamıyorum dedim. Dolaptan bir su alıp Hüseyin Bey'e verdim. Hüseyin Bey su içerken bir yandan da ona teselli vermeye çalışıyordum ama böyle bir durumda ne söylenebilirdi ki? Üstelik ben bile korkmuştum. Kendinizi hiç yalnız hissetmeyin. Ben de bir dost olarak buradayım. Bir çözüm yolu bulacağız mutlaka. Sonsuza kadar bu böyle sürüp gidecek değil ya. Canınızı sıkmayın. Hiç üzülmeyin, korkmayın. Biliyorum böyle denince hemen söylenen olmuyor ama mutlaka bir çözüm yolu bulacağız. Hem böyle nereye kadar ilerler? Bakın,
Hiç telaş etmeyin. Ben araştıracağım. Sonra size haber vereceğim. Sizi bu illetten kurtaracağız. Sadece onlarla şimdilik iyi geçinmeye bakın. Onlara ters gitmeyin. Ben araştırdıktan sonra neyin nasıl olduğunu anlarız ve sizi bu illetten kurtarırız dedim. Bu şekilde yaklaşarak onu rahatlatmaya çalışıyordum. O gece eve gidene kadar çok fazla düşündüm. Böyle bir şeyin olması mümkün müydü? Neden mümkün olmasın ki? Koskoca adam neden yalan söylesin böyle bir konuda? Kendim borçlu gibi hissediyordum. Ona yardım etmesem olmazdı. Yardım etmek istiyordum. Çünkü gerçekten çok çaresizdi. Anlatırkenki bakışları ve o titrek sesi hiç aklımdan çıkmıyordu. Üstelik iyi biri. Tamam. Son zamanlarda hal ve hareketleri değişmiş olabilir ama bunun sebebini öğrendim. Bunları hak etmiyor. İyi biri olduğu için iyi şeyleri hak ediyor. Biraz araştırma yapmaya karar verdim. Onu bu durumdan kurtarmak istiyordum. Biraz araştırdım. Bu konu hakkında birkaç hikaye duydum. Yaşanmış olayları dinledim ve nasıl çözebileceğimiz hakkında daha da fazla araştırma yaptım. Çoğu kişi yaşadığı bu durumdan çok iyi, bu işlerden anlayan bir hoca sayesinde kurtulduğunu söylüyordu. Burada öyle bilgili bir hoca nerede bulabilirim bilmiyordum. Mahalledeki cami imamının karısı vardı. Çok olmasa da bilgili bir kadındı. Onunla bu konuyu konuşmaya karar verdim. Kapılarını çaldım. Beni görür görmez içeri buyur etti. Biraz oturup sohbet ettikten sonra konuya girdim. Abla sana bir şey anlatacağım. Ama nasıl anlatacağım bilmiyorum dedim. Başla bir yerden kızım. Buyur anlat. Rahat ol dedi. Bir arkadaşım var. Karısı ona muska mı, büyü mü ne yaptırmış. Tam bilmiyorum ama bu yaptırdığı şey ters işlemiş. Muskayı yapan hoca kabilenin cinlerinden birini yakmış. Ey tabi. Bu muska benim arkadaşım için yapılınca da cinler buna musallat olmuş. Yakılan cine karşılık onu kabilerine almışlar ve bu durum arkadaşımı son derece psikolojikmen, bedenen ve ruhen sarstı. Bu durumu ancak çok bilgili bir hocanın çözebileceğini söylüyorlar. Siz bilirsiniz. Var mı buralarda öyle bilgili, bu muskayı bozabilecek bir hoca diye sordum. Anlattığım olaya hiç de şaşırmış gibi davranmadı kadın. Daha önce böyle şeyler çok oldu. Bana çok anlatıldı. Tabii ki bilirim böyle bir hoca. Yalnız biraz uzakta. Şehrin dışında kalıyor ama anlattığına göre bozsa bozsa o bozar bu muskayı. Sana ismini ve adresini vereyim. Uygun bir zamanda siz gidersiniz. Benim adım ver. Anlar halinizden. Bir çözüm bulur mutlaka. Derdinize derman bulmadan göndermez sizi dedi. O gün hocanın adresini aldıktan sonra doğru markete gittim. Marketten sonra Hüseyin Bey'in yanına geçtim. Ona durumu anlattım. Bir an gözleri parıldadı. Çok mutlu olmuştu. Bu hocayı adeta umut olarak görüyordu. Yarın izin günümdü. Ona izin günümde gidebileceğimizi söyledim. Ertesi günü sabah erkenden çıktık yola. Hocanın adresi biraz uzaktı. Hüseyin Bey'in aracıyla yola çıktık. Birkaç saat sonra hocanın adresine vardık. Hocanın evi ormanlık bir alanda, yayla evi gibi bir evdi. Kapıyı çaldık. Bir kadın kapıyı açtı. İçeri girip kadına imamın karısının ismini verdim. Hocanın yanına geçtik. Hoca orta yaşlardaydı. Ben yaşlı biri sanmıştım ama hiç de sandığım gibi biri çıkmadı. Odası kitaplarla kaynıyordu. Kalın ve Arapça ismini anlamadığımız kitaplarla. Hocanın önüne oturduk. Hüseyin Bey yaşadığı her şeyi anlattı. Sonrasında hoca birkaç kitap karıştırdı. Bir yarım saat boyunca bazı yerlerin altını çizdi. Bazı yerleri not etti. Sonrasında cinlerle anlaşma yapacağını, eğer anlaşmak istemezlerse onları yakacağını söyledi. Bana çok korkutucu geliyordu bu kavramlar. Gerçekten ben de psikolojikmen çok etkilenmiştim. Hoca odanın perdelerini kapatıp mumları yaktı. Anlamını bilmediğim bazı kelimeler söylemeye başladı. Odanın içine hava dahi girmezken üşüdüğümü hissettim. Bu yaz gününde nasıl üşürdü ki insan? Klima desen yok. Vantilatör zaten soğutmaz. Ben üşürken hoca bir anda bağırarak birkaç kelime etti. Nereden geldiğini anlamadığım bir ses ona karşılık vermişti. Sanırım dediği gibi anlaşmaya çalışıyordu. Hocanın yüzü ve ses sonu her kelimesinde şiddetleniyor. Ona karşılık veren sesler de bir o kadar korkutucu şekilde yükseliyordu. Hoca birkaç kelime daha ettikten sonra kaşlarını çatıp dua benzeri bir şeyler okumaya başladı. Duvarlardan, tavandan, odanın içinden belli belirsiz kızılımsı ateş benzeri şeyler belirip yok oluyordu. O an işlerin ters gittiğini anlamıştım. Birden üşümem kesilmiş. Hocanın bağırmaları dinmişti. Hoca biraz dinlendikten sonra bize bakarak "Kurtuldunuz şükür" dedi. Merakımdan "Hocam ne oldu? Neden bağırdınız?" dedim. Nefesini toparlayıp kızım anlaşmak istedim.
Ama kabul etmediler. Hüseyin Bey'i alacaklarını, hizmetkarlar edeceklerini söyleyip küfürler, hakaretler ettiler. Birkaç defa anlaşmak için direttim ama kabul etmediler. Ben de mecburen yakmak zorunda kaldım dedi. Hüseyin Bey'e dönüp eğer kendini kötü hisseder ya da farklı bir varlığın hissiyatı içinde hasıl olursa hemen bana gel dedim. O gün hoca oradaki bütün cinleri yakmıştı. Bize sadece kabilenin Müslüman olmadığı hakkında bilgi vermişti. Gerisine karışmamamızı söylemişti. Yani olay ancak o cinlerin yakılmasıyla atlatılabilirdi. Sonrasında da Hüseyin Bey bildiğim kadarıyla böyle bir şey yaşamadı. Eşiyle de arası düzeldi. Şimdi Mutlu Mesut işine gidip geliyor. Eşiyle de tanıştım. Haftada birkaç defa gelir, çayımı kahvemi içer. Umarım bir daha böyle yanlış yollara sapmaz. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup, bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.